Ruhumuzu okşayan güzelliğinin yanında, biz insanlara bereketiyle kucak açan bir doğa harikasıdır aynı zamanda. Yüzyıllardır zengin besin kaynaklarıyla besler insan soyunu. İnsanın denizle ilişkisi ilk deniz araçlarının yapımıyla farklı bir boyut kazanmış ve o günden bu yana aralıksız gelişerek devam etmiştir. Günümüzden 4500 yıl önce bilinen ilk teknenin yapılmasından beri Akdeniz, denizciliğin ve gemi üretiminin beşiği haline gelmiştir. Mısırlılar, Fenikeliler, Yunanlılar ve daha nice Akdeniz medeniyeti insanoğlunun denizle buluşmasına katkıda bulunmuştur. Elbette Anadolu medeniyetleri de bu gelişmelerden geri kalmamıştır. Toros Dağları'nın destansı sedir ormanları, Ege'nin Kızılçam'ı, Karadeniz'in denize ve tuza 100 yıl mukavemet edebilen kestane kerestesi ve daha nice ağaç türleri ustalaşmış ellerde şekillenerek türlü tekne formlarında Anadolu kıyılarından denize açılmıştır. Yüzyıllardır süregelen gelenekle el emeği göz nuru tekne üreten ustalar hala Anadolu kıyılarında ağaçlara şekil verip çekiç sallamakta, açık denizde dalgalara meydan okuyan balıkçı tekneleri ve guletler yapmaktalar. Aslında çok enteresan. Biz bir kara ülkesi veyahut kara milleti olarak görünüyoruz ama burası dünyanın en büyük kıtası Asya'nın batı ağzı düşünürseniz ve Avrupa'nın hala da en yoğun nüfusun yaşadığı Avrupa'nın Asya ile olan haberleşmesi, ticareti bu toprakların kıyılarından yapılıyordu. Karadeniz, yüzyıllardır süren geleneğiyle Anadolu'nun denizcilikle özdeşleşen en önemli bölgelerinden biri. Hırçın denizine ve elverişsiz hava koşullarına rağmen Karadeniz insanının inatçılığı ve kararlılığı bu bölgede denizciliğin büyük bir gelişim göstermesini sağlamıştır. Karadeniz antik çağlardan beri her zaman yerleşim alanı olmuş, değişik toplulukların yaşam alanı olan bir bölge. Bu bölgede yaşayan toplulukların antik çağdan bugüne hepsi de denizci bir topluluk olmuş. Çünkü hem deniz ulaşım yolu, hem ticaret yolu, hem de besin kaynağı Karadeniz için. Ve Karadeniz'in hırçın doğası dağlardan ürün elde etme güçlüğünün yanında denizde bir o kadar verimli ve insanlık için besin ve imkan sağlayan bir denizi Karadeniz. Her ne kadar adı yaramaz veyahut da zor deniz diye adlandırsa da aslında verimsel olarak, ekonomik anlamda, verim anlamında dünyanın en verimli denizlerinden biridir Karadeniz. Sürmene, Karadeniz'in en önemli tekne üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkar. Bu güzel şehir, birbirinden maharetli ustalara ev sahipliği yapmaktadır. Yıllarca Karadeniz'e özgü küçük bir ahşap tekne olan takayı üreten ustalar bu konuda uzmanlaşmıştır. En evvela omurgasını korsun bir şeye tezgaha diyelim. Ondan sonra baş bodoslamasını, kis bodoslamasını, ondan sonra kaburga eğrilerini korsun, tüzersin, formalarsın yani bir ağaçtan eğri şekillendirerek korsun ve o kafesi diyelim ona kafes denir. Yani o postaları koyulduğu zaman. Onu öylece yaparsın. Ondan sonra tahta sarım işine başlarsın. Tahtasını sararsın. Kübesteleri, efendim, içinin bazı şekillendirmeleri yaparsın. Gider yani. Evvelden böyle plan, proje falan yok idi. O plan, projeye göre yaparsın şimdi. Kolay kolay çıkartabilirsin yani ama olmadan evvel o ustalık yani kafaya bunu yerleştirmen lazımdı. Bu nasıldı, nasıl değildi. Denize elverişliği nasıl olacak, ne olacak.
İşte bunların özellikleri var. Bunları hep öğrenmek lazım. Tagaların kameraları arkaya yaparlardı. Eskiden böyle yüksek ağ kurma şeyi yoktu yani. Ağcılık yoktu. Sapara ile oltacılık yaparlardı onlarla. Buradan İstanbul'a giderdiler. Tagalarla torukçuluk yaparlardı, palamutçuluk yaparlardı. Sonra zaman zaman bu tagaların ağlar çıktı, kırgırlar çıktı. Çevirme dediğimiz kırgırlar. Bunları Kütçü'de baş tarafa taşıdılar. Kameraları baş tarafa taşıdılar. Kış taraflarında ağ koymak için yerler yaptılar. Çevirme şeklinde olsun diye. Şimdi ayna kız yaptık. Yani Karadeniz tagası dediğimiz taga yaptık benim çocukluğumda. Sonradan karbuz kıç yaptık. Yani arkası ördek kıç, karbuz kıç derler ona. Alamadra dediğimiz teknelerden yaptık. Bunlar ağ teknesi olur. Yani ağ, taganın kıcına ağ konmaz. Taga çektirmeye yarar. Çekmeye ve taşımaya. Ama ağ teknelerini biz kıçlarını karbuz kıç, ördek kıç, kıcına ağ koyacak, ağ döktüğü zaman pervaneye sarılmayacak, pervane alta gizli kalacak. Nesilden nesile usta-çırak ilişkisiyle gelen, gelenekle beslenen ahşap tekne ustaları, tekneyi yapacakları ağacı da bölgenin en dayanıklılarından seçerler. Kestane mükemmel bir ağaç, özellikle Karadeniz için. Çünkü nemli ve ıslak kaldığı ortamda bu ağaç çürümüyor. En büyük sıkıntısı ağacın içindeki o öz suyunu içinden çıkarmak. Ya istediyorsun veyahut da zamanın varsa eğer yağmur bekliyorsun, yağmur yağıyor, güneş vuruyor falan. O içerisinde bir suyu var o su çıkıyor. Çıktıktan sonra oynama yani hani biraz sağa sola kazma şeyleri kayıp oluyor. Daha sağlam oluyor, daha güzel oluyor. Bu limanda şu anda öyle kayaklar var diye 50 yıllık kayaklar var. Hala daha pahalılık yapıyorlar. Kestane ağacının buradaki ömrü yüksektir. Bölge bölgede kestane ağacı değişir. Ama en iyi kestanenin sağlam olduğu bölge Sürmene bölgesidir yani. Kestane ağacından yaptıkları takalarla Karadeniz'in kaderini değiştiren ustalar daha çocuk yaşlarında tutulmuşlardır ahşap tekne sevdasına. Zaman zaman okuldan kazıp tekne ustalarını da seyretmeye gittiğim zamanlar olmuştur çok. Rahmetli Remzi Usta vardı. Onu seyrederdik. Derse geç kalırdık, öğretmenlerden azarsızdık. Yani bu işe hevesliydik. Tekne yapım işine, kayık yapım işine 1950 senesinde başladım. 12 yaşındayken. Tabii tam bir usta olarak değil, çırak olarak. Papa'nın yanında çalıştım. Babamın yanında, abimin yanında çalıştım. De babama dedim ki ya bu işi ben bırakayım. Dedi ne iş yapacaksın, nasıl yapacaksın? Sen bu işi yap dedi ya. Bu işi yap, aç kalmazsın korkma dedi. Ve de yaptığın tekneyi suya indirdiğin zaman o bunu ben mi yaptım dersin sana gurur verir dedi. Kimseye de muhtaç olmazsın, böyle çalışırsın diye. Biz babamızın yanında tabii gide gide baka baka bazı şeyleri yapa yapa öğrendik tabii. O zamanlar en keserli meslek buydu. Yani bu usta olduğu zaman da, ne bu kayık ustası olduğu zaman da tekne ustası. O zaman hani kızını da vermeyen olmazdı, bayılırdı kızını vereyim diye zaman. Sadece balıkçılık, nakliye, taşımacılık değil, sosyal hayatta takalardan nasibini almıştır. Yakın mahallelerden, yakın köylerden kelin alışverişlerinde kayıklarla kelin alışverişi yapılırdı. Takaların küvertelerinde biraz geniş alan varsa orada seyir halindeyken bile horonlar yapılırdı. Yani kayıklar yaşamımızın hemen hemen her alanında vardı ahşap kayıklar. Karadeniz'in takayla aşkı ve ustaların ahşap tekne sevdası, bitmek bilmez bir türkü gibi çınlar hala kulaklarda. Deniz, Karadeniz, kara sevda. Deniz hastalıktır ya. Deniz öyle bir hastalıktır ki insanın ruhunu temizler deniz. Gelenekle beslenip geleceği yakalayan Anadolu'nun tekne ustalarının mirasçıları 21. yüzyıla çoktan uyum sağlamışlar. Gemi inşa sektöründe dünya klasmanında üretim yapan bu yeni neslin temsilcileri, ülkemizi gururlandıran dev projelere imza atmaktalar.
Türk gemi inşa sektörü bugün artık dünyada adından söz ettirir hale gelmiş dev bir marka. Gemi inşa sanayicileri olarak yat bizim her zaman çok önem verdiğimiz bir dalımız. Yat adeta işçiliğimizi, sektörümüzü dünyaya tanıtabilmenin en önemli yollarından bir tanesi. Bir çeşit vizyonumuz oluyor. Mega yat üretimi ülkemizin denizcilik alanındaki lokomotif sektörlerinden biri. Bugün geldiğimiz noktada 2000'li yıllardan sonra özellikle gemi inşa sanayi bir atağa geçti. Bununla beraber yat sanayimiz de bir atağa geçti. Dünyada mega yat imalatında 3. sıralara kadar yükselmeyi başardık ve halen daha da yerimizi kolluyoruz. Türk mega yat üreticileri bugüne kadar birçok önemli proje teslim etti. Bu projelerden dünya çapında en çok ses getirenlerden biri de kuşkusuz Malta Şahini. Sonradan Malta Şahini adı verilen tekne satışa hazırlanan bir yelkenli yat idi orijinal olarak. 87 metre boyunda bir tekneydi. Fakat bu tekne kabuğu bittikten sonra tersanede bir kenara çekildi ve satışa hazır halde, kabuk halinde bekletildi. Bir zaman sonra Thomas Perkins adına bir beyefendi bu tekneyle ilgilendi ve bu teknenin modifiye edilerek, değiştirilerek kendi isteği doğrultusunda bir yelkenli yat yapımı projesini ortaya koydu. Eşsiz yelken sistemi ve 88 metrelik ihtişamıyla Malta Şahini, adeta Türk yat üreticilerinin rüştünü tüm dünyaya ispat eden tekne olmuştur. Bu teknenin tabii ki en önemli tarafı yelken sistemi. Büyüklüğü bir yana, iç dekorasyonu bir yana, yelken sistemi unik. Dünyada tekti o zamanlar. Bildiğimiz gibi klasik yelkende direk sabittir ve yelken bu direk güverteye halatlarla bağlanır ve yelken direğin etrafında rüzgara göre döner. Halbuki bu sistemde yelkenler seren ve dolayısıyla direğe sabittir. Direk kendi etrafında 180 derece döner. Ben o teknenin sahibinin kapalı bir ortamda tersanenin bütün çalışanlarını eşleriyle ağırladıkları yani bir teşekkür ortamında bulundum. Benim arkadaşlarım böyle bir iddialı değişik bir projeyi Türkiye'de yapacağım için alay ettiler benimle dedi. Ama ben şimdi bitirdim dedi. Dünyanın en iyisi şartlarında ve finişinde kalitesinde yaptık. Bundan da gurur duyuyorum, Türklere de teşekkür ediyorum dedi. Malta Şahini projesinden sonra her yeni projeyle dünyaya kalitelerini yeniden ispatlayan sektör temsilcileri hiç ara vermeden üretime devam etmekteler. Yat imalatında adeta bir terzi işi gibi çalışıyoruz. Yani tüketicinin, alıcının taleplerine neredeyse %100 cevap vermeye çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada görüyorum ki bunu da başarabiliyoruz. Bunu gururla söyleyebiliyorum. Asya ve Avrupa'yı bağlayan, içinden deniz geçen şehir tanımıyla dünyaya nam salan İstanbul.
Tuzla, tersaneleriyle hem istihdam alanında bir cazibe merkezi hem de gemi inşa sektörünün kalbi. Buradaki tersanelerden Turkuaz Yat, ürettiği 50 metre üzeri yatlarla öne çıkıyor. 1994 yılında Türkiye'nin dünya çapında ilk süper yatını üreten firma, o günden bu yana 40 metreden 72 metreye 20 mega yat imal etmiş. Firma olarak 50 metre ve üstü mega yatları üretiyoruz. Ürettiğimiz yatların %100'ü yurt dışına ihraç edilmek üzere inşa ediliyor. Türkiye'de bu yat sanayi son 15-20 yıldır bayağı aktif olarak devam etmekte. Dünyada da epey önemli yat üreticileri arasında Türkiye'de bulunmakta. Şu anda tersanelerimiz iki yerde, toplam 75 bin metrekare civarındadır. Bu tersanelerin ikisini birlikte tam faal olarak sürdürdüğü zaman 10'a yakın 50 metre ve üstü tekne aynı anda inşa edilebilir. Türkiye'de teknoloji ve insan becerisi bayağı bu yat sanayinde ilerledi. Yat imalatının projesinin büyük bir kısmı mühendislik kısmını kapsıyor. O mühendislik kısmının tamamını yurt içinde kendimiz yapıyoruz. Firma bugünlerde hummalı bir çalışma içerisinde. Tersane ülkemize gurur verecek yeni projeleri Motor Yat Go'ya tasarım ofisinde start veriyor. Dizayn departmanımız öncelikle müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirmek adına projelerin başlangıcında eğer kendilerine ait bir profil ve bir tasarımcının çalışması varsa öncelikle onu inceliyoruz. Ne kadarı gerçekleşebilir, ne kadar riskleri vardır bunları değerlendiriyoruz. Bazı noktalarda ise müşteriler tamamen tersaneye gelerek tasarımı sıfırdan beyaz bir kağıt üzerinde profil olarak başlangıcını isteyip genel planın yerleşimine kadar tersaneye bırakmaktadır. Örnek olarak vermemiz gerekirse son teslim ettiğimiz 50 metre ilare projemiz tamamen tersanenin tasarımıyla yani profil, eksteriyör tasarım, mühendislik anlamında bütün çalışmalar dahil in-house yapılmış yani tersane bünyesinde yapılmıştır. Bunun karşılığında 77 metre son teslim Motor Yat Go'dan bahseder isek profili yurt dışında ünlü bir tasarımcı H2 Office tarafından üretilmiş olmaktadır. Yine aynı şekilde onlarla birlikte başlıyoruz. Müşterinin isterlerine göre genel planlar oluşturulmaktadır. Daha sonra tasarımcı ile birlikte tersanenin mühendislik kadrosu ortak çalışmalar yapıp teknelerin olabilitesini incelemektedir. Riskli bölgeler değerlendirilmektedir. Klas kuralları çerçevesinde kontroller yapılıp tekneler inşaata geçmektedir. Mühendislerin en ince ayrıntısına kadar hazırladığı projenin 3 boyutlu modelinin yapılmasının ardından müşteri ve üretici proje bitiminde ortaya çıkacak ürün konusunda uzlaşırlar. Firmanın bu projesi yine oldukça iddialı. 77 metre uzunluğa, 13.1 metre genişliğe sahip 2008 gross tonluk motor yat, 18.45 knot maksimum hız kapasitesiyle göz dolduruyor. Sınırları zorlayan teknik donanımının yanında motor yatın sahip olduğu daha birçok özellik var. Tekne sahibine ait master kabin, özel bir güverte ve jacuzzi'nin yanı sıra 8 adet yolcu kabini, beach club, spor salonu, buhar odası, asansör ve 19 mürettebatlık konaklama alanı mevcut. Motor yat bir limuzin tender, bir çok amaçlı tender ve bir kurtarma tenderı barındırıyor. Ayrıca bu görkemli motor yatın üzerinde bir de 5 metrelik havuz da bulunmakta.
Kağıt üzerinde tasarımı tamamlanan proje için artık üretim zamanı geldi. İlk olarak Kocaeli'deki tersanede gövde için kullanılacak çelik ve alüminyumun CNC kesimleri başlıyor. Teknik çizimleri milimetrik olarak yapılan büyüklü küçüklü parçalar özenle kesiliyor. Kesilen bloklar birer birer birleştiriliyor ve aylarca süren emeğin ardından gövde şekillenmeye başlıyor. Bu projede teknenin kabuk bölümü çelik, üst binası alüminyum malzemeden yapılıyor. Bir yıllık sürecin ardından gövdenin metal işleri bitiyor ve tekne Pendik'teki tersaneye transfer edilmeye hazır hale geliyor. Transfer günü tüm ekip için diğer günlerden daha heyecan verici. Operasyonun sorunsuz geçmesi için her şey en ince detayına kadar hesaplanıyor. Bu kamyonlar böyle mi duracak? O tarafta mı? O tarafa alacaksınız. Peki. Şimdi arabalarınızın toplam boyu ne kadar tuttu? Taşıyıcılarımız. 49,5 metre şeysiz, ok ve çekicisiz bir kamyon. Son derece titiz bir şekilde ayrıntılar gözden geçiriliyor ve transfere engel olabilecek sorunlar daha karşılaşılmadan ortadan kaldırılıyor. Yalnız şunun yüksekliği kritik. Oraya bir şey gelmesin. Tekne yardımcı ekipmanın desteğiyle ilk doğum yerinden ağır ve emin adımlarla ayrılıyor. Yavaş yavaş devam edin. Çekiciler sol tarafa bir derece açıyla yine sıktık verin. Henüz kendi başına denizle buluşmaya hazır değil ama yine de denizle ilk tanışması içine alındığı havuz sayesinde oluyor. Romörkörler tarafından çekilen havuz içerisinde taşınan yatın yolculuğu saatler sürüyor. Aylarca verilen emeğin ardından havuz içerisinde bile olsa teknenin deniz yüzeyinde salınması projede çalışan herkes için gurur verici bir görüntü oluşturuyor. Bizim mesleğimizin bence sevilmeden yapılma şansı yok. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü 7/24 yaşamanız gerekiyor bu mesleği. Yani akşam yattığınızda da tekne aklınıza geliyor. Sabah kalktığınızda da. Tabii uzun süreçlerden sonra 15 ay, 24 ay, 36 ay neyse. Proje bittikten sonra tekneyi suda gördüğünüz zaman bütün yorgunluğunuz gidiyor açıkçası. Yüksek bir teknoloji kullanıyorsunuz ve bir sanat eseri oluşturuyorsunuz. Yani Rembrandt'ın bir eserini denizde yüzdürüyoruz. Kocaeli'de gövdesi tamamlanan ve Pendik'e taşınan yattaki çalışmalara hiç ara vermeden devam ediliyor. Bu kez iki farklı ekip aynı anda teknenin içinde ve dışında çalışıyor. İçeride çok ayrıntılı bir izolasyon işlemi yapılıyor. Şu an uygulama olarak izolasyon uygulaması yapıyoruz. Teknik alanlarda
ve özellikle makine dairesi, mutfak gibi teknik alanlarda yanmaz özellikle izolasyon kullanıp yangın önleme amacı var. Diğer bir amacı da ısı ve ses değerlerini koruma amaçlı farklı bölgelerde farklı izolasyon tipleri kullanılıyor. Özellikle konfor açısından dışarıdaki sesi içeri iletmemesi için akustik izolasyonlar var. Bunlar kullanılıyor. Yine aynı şekilde teknenin bulunduğu koşullardan dolayı dışarıdaki ısıyla içerideki ısının farkını korumak için ısı izolasyonu uyguluyoruz. Teknenin dışında ise ince işçiliğe dayalı macunlama işlemi yapılıyor. Macun uygulaması, teknenin inşa aşamasında kaynak gibi ısıl işlemlerden dolayı sajda oluşan düzgün olmayan yüzeylerin düz ve pürüzsüz bir hale getirmesi için yapılan bir uygulama. Macun uygulamasından sonra macun üzerine zımpara, astar uygulamaları yapılıp daha sonra son kat boya atılarak otomotiv sanayinde de olduğu gibi pürüzsüz yüzeyler elde ediyoruz. Son kat boya yapılana kadar iki kademe farklı astar uygulanıyor. Öylesine titiz bir çalışma ki bu, böylesi büyük teknelerde boya ve macun aşaması 12 ila 14 ay sürüyor. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için boya aşamasına gösterilen hassasiyet doruk noktada. Gözle görülemeyecek kadar küçük partiküllerin dahi yapılacak işleme olumsuz etki etme ihtimali söz konusu. Bu yüzden çalışanlar boya yapılacak alana gelirken deodorant bile kullanmıyor. Kameramız sancak çok özel ekipmanlara sarıp sarmalanarak çok kısa bir süre için içeriye alınıyor. Üretici firmanın Pendik Tersanesi'nde boya çalışmaları sürerken teknenin iç dekorasyonunun imalatı Ulutaş Yatçılık'ta yapılıyor. Sıfırdan yapılan en büyük teknemiz bu Go teknesi. Dolayısıyla ona bayağı heyecanlı başladık. Tek tek detaylara bakarsanız hepsi tek tek yapılmış, çok detaylı ve titiz işçilik yapılan parçalardır. Uzun yıllardır iç tasarım alanında işbirliği yapan iki firma, 2017 yılında tamamlanan 47 metre uzunluğundaki Razan isimli süper yatla Boat International tarafından verilen en iyi iç tasarım ödülünü kazanmış. Tersane ile uzun yıllardır uyumlu çalışan tasarım firması siparişi alır almaz saat gibi işleyen bir iş planıyla harekete geçiyor. Bir proje bize geldiği zaman biz önce tersane ile bağlantı kuruyoruz. Tersane bize çalıştıkları designerlarla olan toplantılarından elde ettikleri verileri bize gönderiyorlar. Çizimleri, renderları bize gönderiyorlar. Biz bunları alıyoruz. Bunların üzerinden gerektiğinde designerlarla irtibat kuraraktan shop drawinglerimize başlıyoruz design ofisimizde. İç tasarım firmasında da işin ilk etabı tasarım ofisinde başlıyor. Design Office Ulutaş'ta bir teknenin veya herhangi bir tasarımın tamamını yapıp onun üretim planlarını ve projelerini üretim için tasarlar ve çizer. Genelde sketch şeklinde gelir veya basit renderlar şeklinde gelir. Onları tamamını üretim projesine çevirerek çok detaylı şekilde teknik resim olarak aşağıdaki üretim bölümüne aktarmasını sağlıyor. Bu arada tekneyle çizim arasındaki irtibatı sağlıyor. Bu shop drawingler yapıldıktan sonra imalata alıyoruz. Buraya imalata geliyor, iş emri çıkartılıyor, iş emirleri imzalanıyor. Ondan sonra aşağı ustalarımıza gidiyor. İş emirlerini alan ustalar hiç vakit kaybetmeden atölyede üretime başlıyorlar.
departmanın bir başka departmanında dolap, yatak, masa gibi seyyar mobilyaların üretimi yapılıyor. İç tasarım firması bu sırada tekne üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Zemin, duvar ve tavan gibi kaba mobilyaların tamamlanmasının ardından 3 boyutlu ölçümler alınıyor ve çıkan gerçek sonuçlar projelerle kıyaslanıp mevcut projeler güncelleniyor. Mobilya üretimi devam ederken üretici firmanın Pendik'teki tersanesinde iç tesisata döşenen ve karadaki testleri tamamlanan tekne artık yeniden havuza alınmaya hazır. Ancak bu o kadar kolay değil. İnşası tamamlanan teknenin boyutları zaten oldukça büyükken, bir de altına girecek taşıyıcı araçlar hesaplanınca hangardan çıkışı oldukça zor hale geliyor. Neyse ki mühendisler tecrübeli. Teknenin anten ve radar sistemlerinin montajı hangar dışında yapılmak üzere planlanmış. Böylece sınırları zorlayan bu mega yat tersaneden sadece 2 santimetrelik bir farkla çıkmayı başarıyor. Geçen stresli dakikaların ardından anten ve radar sistemlerinin montajı gerçekleştiriliyor. Artık finale kısa bir süre kaldı. Aylarca süren emeklerinin karşılığında teknenin sorunsuz bir şekilde yüzdüğünü görmek tüm ekibin tek dileği. Yapılan törenin ardından tekne nihayet suya indiriliyor. Bir teknenin suyla buluşması büyük bir özveriyle çalışan her tersane çalışanı için heyecan verici bir an. Öyle ki her yeni teknenin suya indirilişinde ilk yaptıkları tekneyi hatırlamadan edemiyorlar. Tekneyle beraber denize doğru koştum. O zaman kızak üzerinden indiriyorduk tekneyi denize. Çok büyük bir heyecan. O heyecan ve adrenalin insana öyle bir haz veriyor ki yani ilk defa Luna Park'a gitmiş dönme dolapta çevrilen çocukların heyecanı gibi o büyük o yaşta heyecanı hissediyorsunuz. O heyecan zaten hala devam ediyor küsur senedir. Çok önemli bir şey. Yani tekneyi bitirdiğiniz tekneyi denize inmesi, o denize indirdiğiniz teknelerin suda yüzmesi ve onların arkasından takip etmeniz sizi hayata bağlayan bir şey. Yani çok farklı bir şey. Mega yat artık suyla buluştu ancak teslimattan önce hala yapılacak işler var. Her bir aksam uzmanlarca değerlendirilerek son bir kez kontrol ediliyor. Projemizde şu an kış yüzme platformunda kapağımızın devreye almasında çalışıyoruz. Şu ana kadar mekanik montajlarını tamamladık. Hidrolik sistemlerimiz devrede. Otomasyon sistemleri ve sensör montajlarındayız şu an. Kapağın imalatçılarıyla birlikte, teknisyenleriyle birlikte devreye alıyoruz. Sensör son bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. 1-2 gün içinde sistem tamamen aktif hale gelecek. Biz
orada ne kullandıysak, bu proje neyse aynısı burada da var. Check etmek isterseniz main kabinetle şey arasında, Jackson Box arasında bir check yaparız. Şu anda teknenin finaline yaklaştık. Final noktasındayız, startup noktasındayız. Yaklaşık teknede tüm elektrik, otomasyon, kontrol kabloları dahil 160 bin metre civarında bir kablo tüketimi yapıldı. Tabii bunlar ince bir işçilik ve titizlikle yapılması gereken işler. Klas kuruluşu yetkilileri ve Bayrak Devleti kuruluşu, Survey'nin kontrollerinin ardından uygunluk belgesi alınarak tekne kayıt altına geçiriliyor ve sertifikası alınıyor. Şu an yeni inşaamız NB63 inşa numaralı 77 metremizin makine dairesinde bulunmaktayız. Seyir tecrübelerini tamamladıktan sonra şu an son rötuşlarını ve temizliklerini gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar bir yandan çalışmaya devam ediyorlar. Arkamda gördüğünüz ana makinamız iki tane bulunmakta mevcut teknemizde. 2575 beygir gücündedir. Teknemiz bünyesinde 165 bin litre dizel yakıt bulunmaktadır. Bu yakıtla 14 mili seyrederse yaklaşık 5000 milin üzerine ulaşabilmektedir. Bu tekneler olabildiğince orta hız teknelerdir. Daha çok konfor amaçlı olduğu için. Makine dairemizde aynı zamanda 4 tane jeneratörümüz bulunmaktadır. Her biri 200 kW olarak. Ve diğer bütün pompa, yakıt separatörleri, pis su ve sintine separatörleri, ayırıştırıcıları burada bulunmaktadır. Ve arkamda gördüğüm bütün borulama ve elektrik tesisatı o makine arasından kontrol edilmekte. Burası teknemizin kaptan köşkü. Arkamda bulunan 6 tane ekranın üzerinden ve koltuk üzerinde bulunan ilave bir ekran üzerinden teknenin seyri için gerekli olan bütün argümanlara ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda teknenin seyir sırasındaki bütün kontrolleri buradaki kumandalar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Teknemiz şu an teslim olmamış olmasına rağmen 19 kişilik mürettebatı artı bunların görev değişimlerinde olunan toplamda 24 kişi olmak üzere bizimle birlikte tekneye alışmaya ve çalışmalara devam etmektedir. Biz de onlara buradan ayrılmadan önce tekneyle ilgili bütün gerekli eğitimleri vermekteyiz. Tamamen Türk mühendisliği ve işçiliğiyle üretilen Motor Yat Go'nun ardında büyük bir tecrübe var. Motor Yat Go projesi 70 metre platformunda şu anda 3. teknemiz ve geçmişte teslim ettiğimiz 2 tekneden elde ettiğimiz tecrübeler bazlı olarak optimize edilmiş halidir. Geçmiş 2 tekneye göre daha geniş, geçmiş 2 tekneye göre daha ağır ve daha yüksek bir fazla katı olmasına rağmen aynı makine gücüyle geçmiş teknelere kıyasla daha hızlı gitmektedir. 77 metre sunulurken aslında müşterimize 100 metre mertebesinde bir tekne aldığında elde edebileceği bütün özellikleri vermiş oldu. Anadolu'nun ahşap tekne ustalarının başlattığı geleneği sürdüren, onlardan aldıkları bayrağı hızla ileriye taşıyan yeni nesil, gerçekleştirdikleri dev projelerle artık sadece Türk karasularını değil, dünya okyanuslarını fethediyor.